Tekrar merhaba arkadaşlar. 10 Mayıs Çarşamba akşam Philadelphia'da koşular bitmeden Indianapolis'te başlayacak koşular. 7 koşuyu aldı TCK. Birinci koşu 22.01'de başlıyor. 1200 metre kum pistte dişileri aç şartlı koşuda. Birbirlerine çok yakın performansları var. Hani 6 numara Potik Vers. Bir adım önde tutuyorum. Son yarışı kazandığı yarışı çok iyi. 6, 2, 3 notlarıma yazdığım atlar birinci koşu için. Indianapolis'te Altılı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor 22-32'de. 1100 metre mesafeli dişleri ay şartlı koşuda 7 kısırağı izleyeceğiz. Burada çıkan atlar vardı. Birinci koşuda bir numara koşmayacak onu söyleyelim. Birinci koşuda AGF tablosunda favorisi bir numara yarıştan çıktı. İkinci koşuda çıkan yok ama diğer her koşuda da çıkan at var. İkinci koşu Altılı Ganyan ilk ayağında 3 at değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Bluegrass Anna favorim. AGF tablosunda da oldukça yüksek bir oynanma oranına sahip. Bu pistteki jokeylere baktığımızda da zaten en fazla kazanan jokeyler Santo, Sanjur, Fernando de la Cruz, Samuel Bermudez. Bunlar bu pistin en fazla kazanan jokeyleri %20'lerin üstünde. 5 ve 6'nın birincisi. 5 numara önceliğim olsa da 3 numaralı Knight Neil ve 6 numaralı Kenai Said. Yine şablonuma yazdığım kısraklar altılı ganyanın ilk ayağı için 5-3-6. İkinci ayak 1100 metrede koşulacak. Burada da 3 numaralı Safkan koşmayacak. 7'nin ekürüsü 3 numara yarıştan çıktı. Burada sürpriz bir sonuç arayacağım ben. 1 numaralı Metallic Man, 2 numaralı Malibu Classis, 5 numaralı Oro Aztec, 7 numaralı Good Sugar, 8 numaralı Music to My Ears ve 9 numaralı Danang. Eşit şanslı olarak gördüğüm Safkanlar 3. koşuda 1, 2, 5, 7, 8, 9. Dördüncü koşu 1600 metre çim pistte maiden koşu 13 at yarışa kayıtlı ama 12 numara koşmayacak. Burada 12 numara yarıştan çıktığını söyleyelim. Burada 2 at değerlendirmemi aldım. Benim de önceliğim AGF tablosunun favorisi. Gianni Elliott idaresindeki 2 numaralı Ancor Menna ki son yarışlarını yine bu jokey ile koştu. Kazanmaya çok yakın. Yanına yazdığım rakip ise 10 numaralı Hitpin, bir Randy Klopp antrenörlüğündeki Safkan. Randy Klopp da bu pistin en iyi antrenörlerinden biri. Kazanma oranı yüksek antrenörleri 174 gün arası olsa da iki kötü koşarsa devreye girebilecek Safkan 10, 2, 10 diyorum 4. koşuda. 5. koşuda maiden koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının 900 metre kum pistteki koşuda. Koşan 3 tayın ikisi çıktı arkadaşlar. 2 ve 7 numaralı taylar yarıştan çıktı. Burada tek olarak önereceğim Safkan AGF tablosunda favorisi 4 numaralı Union Suite olacak. Bir Union Grass temsilcisi. 8 numarayla da ekürü olarak koşuyor. Ekürü avantajı var. 4 numarayı şablonuma tek bıraktım. Yanına at yazmak isterseniz notlarımı aldığım taylar 3, 1 ve 9. Ben şablonuma 4'ü tek bıraktım veya bir önceki koşuda 2'yi tek bırakıp burada 4'ün yanına dediğim gibi 3, 1 ve 9 numaralı tayları değerlendirebilirsiniz. 6. koşuda çim pistte 1600 metre çim pistte dişleri aç şartlı koşu. Burada da 13 ve 14 numaralı kısraklar yedekteydi zaten koşmayacaklar. 13 ve 14 yarıştan çıktı. Buradaki atlara baktığımızda hani handikaplarına baktığımızda da zaten anlayabiliyoruz. Çok zor geldi bana, içinden çıkamadım. Burada hepsini yazdım ben şablonuma. Bilemiyorum, en azından jokeylere bakıp da bir değerlendirme yapabiliriz. Mesela 2'nin jokeyi çok iyi jokey. 3 numara, sonra 5 numaralı Alex Chart çok iyi bir jokey. Parker olsun, Canon olsun. Yine 9 numara. Yani jokeyi değerlendirerek veya antrenörleri değerlendirerek de bir yani azaltmaya gidebiliriz. Benim şablonumda burası H. Son koşuda gece 01.07'de başlıyor. Indianapolis'te 1100 metre kum pistte
Maiden koşu 3 yaşta tayların. Burada da çıkan 3 tay var. 4, 5 ve 10 numaralı taylar koşmayacak arkadaşlar. 2 tay değerlendirmem aldım. İlki 8 numaralı Tiz Bayou. Önceliğim rakip olarak önereceğim tay da 11 numaralı Hector's Troj Weiss olacak. Son koşta 8, 11, 11, 8. Hatta 8'i önceliğim olsun. Evet, 8 önceliğim. Sonra da 11 deyip Indianapolis'le ilgili de değerlendirmelerimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.